Ölümlü kalımlı dünya. Ölürüz kalırız ama bana inandıysanız şunu asla unutmayın. Bunlar var ya FETÖ'nün yanında leblebi çekirdek. Bunlar aklımız almaz diyorum kardeşim. Bunlar dünyanın en kibar görüntülü en canavar varlıkları. Sakın ölümlü dünya ölür kalırız. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Sakın. Bunlar görüyorsunuz iki tane Şahmat Mehmet darbada. Bunlar bu kadar. Onlara gücünüz yetmez. Bir kere Allah yardım etti. Kurtuldu ülke onlardan. Kısmen devam ediyor. Ve bunlar gibi iğrençlerin yüzünden, namussuzların yüzünden insanların o soruşturmalara inancı kalmadı biliyor musunuz? Yeni nesil inanmıyor FETÖ soruşturmalarına ama var. Yaşadım. Canavarlıklarını yaşadım. Ülkeyi mahvettiler. Ne kadar beyinleriyle cumhurbaşkanı olup ülke yönetmeye kalktılar. Sizin karınız, ben size ülkede nasıl para çalınıyor, belediyelerdeki rüşvet sistemi, evet alt dernekler var, anlatınca var ya kafayı yiyeceksiniz, ya böyle profesyonel hırsızlık mı olur diye. Devlet ihalelerinde de taşeron sistemi. Ben bu ve bunun gibi hikayeleri size anlatacağım. Siz bir nesil sonra zaten iktidar size geçecek. Ülkeyi siz yöneteceksiniz. Bütün hırsızlıkları, yasal, gayri yasal, gayrimeşru her şeyi anlatacağım. Siz geldiğinizde çok kolay. Artık bu teknolojide inanın masrafı da yok. Ya diyeceksiniz ki kafanız, bu kadar adam niye engelleniyor? Ya engellemek istemiyorlar ki kardeşim. Hiç kimse... Ya belediyeler nasıl soyuluyor ben size anlatayım mı? Bak engellemesi de çok basit. Ama hepsini bugün anlatmayacağım diğer olayları. Bugün belediyeleri anlatacağım. Taşeron hırsızlığını anlatacağım. Çünkü akdimiz var. Akdimize sadık kalacağız. Hepsini parça parça anlatacağım. Şimdi bir belediye başkanına rüşvet vermeye gittiğinde adam huylanıyor. Senden parayı almıyor. Ulan ya bir kelek yaparsa, ya kamera varsa, ya gizli kayıt yapıyorsa, ya ses kaydı varsa... Diyor ki bizim bir derneğimiz var. Şu alt kuruluşa, derneğe bir gidip diyor oraya şu kadar yardım yap. 1 milyon, 3 milyon, 5 milyon. Sen gidiyorsun oraya parayı yatırıyorsun. İşte hayır işi için o dernek diyorlar. Hiç kusura bakmayın belediyeciler. Biz akit yaptık. Söz verdik doğru konuşacağız. Şimdi sen gidiyorsun oraya parayı yatırıyorsun. Sen kaçak kat çıkıyorsun artık ne yapıyorsan, ne yapmak istiyorsan onu yapıyorsun. Hani Sülün'ün akrabası var ya Ankara'daki, onun yaptığı işlerin bu belediye aksanı. O dev olmuş, o bakanlar, makamlar, genel müdürler, o herkesi yönlendiriyor. Benim anlattığım belediyelerdeki sistem. Şimdi sen parayı oraya yatırdın ya, belediye başkanına gitmedi diyeceksin para veya ekibe, o ne yapıyor? 100 bin liralık bir iş var. Birine diyor ki arkadaşı, en güvendiği arkadaşı 1 milyonluk fatura kes diyor. Ona 1 milyon liraya işe veriyor zaten. İstediği insana verme gibi bir saçma bir şey var. Onu da siz kaldıracaksınız. En iyi teklif veren yerlileri alması lazım. Sonra o 1 milyon liralık işi alıyor ama 100 bin liraya yapıyor. Ona 100 bin lirayı veriyor. 100 bin de diyor işte vergi mergi ufak tefek çıkarsa 800 bin lirayı kılçıksız alıyor cebe ittiriyor. Bak şaka yapmıyorum. Ve hiçbir polis takibatında neden ceza almıyor? Sonunda beraat ediyorlar. Sistem bunun üstüne. Ama kankası eskiden beri birbirini tanıyorlar. Direkt alıyor. Taşeron sistemi nasıl onu da anlatayım. Bunlar bir ufak hamleyle değiştirilir. İnsana değil. İnsanın karısına zaafı olur, çocuğuna zaafı olur, onu etkileyip seni yönlendirebilirler. Sistem kuracaksınız siz. Ama bana aslına bunu bana yaptıracaksınız. Ben de size hepsini de anlatacağım. Taşeron işi nasıl? Şimdi hep diyorsunuz ya beşli çete, onlu çete. Şimdi onlara ihaleyi veriyorlar. Kaç lira? 1 milyar dolar. Tamam. Şimdi bunlar... Siz zannediyor musunuz bunların işçileri var, o su var, bu su var? Yok. Bunlar alt taşeron sistemi var. Taşeron. Bunlar taşeronlara veriyorlar. Taşeron anlaşıyorlar. 1 milyara kendi alıyor.
400'e taşeronları veriyor. 600 kılçıksız bu tarafta. 600 milyon dolar. Evet. Alt taşeronun da alt taşeronu var. Samimi söylüyorum ya, rezalet, komedi. Tüm sistem bu şekilde çalışıyor. O alt taşeron ne yapıyor? En son o taşeronun da bir altı var. Onlar da o kamyonların, mamyonların sahipleri var ya. Onlar da yolunu buluyor da. Onlar emeğinin karşılığını buluyorlar. Ama ortadaki barem, ne kamyon, ne o, ne bu, göstermelik var. Ama hikayenin tamamı böyle. Taşeron sistemini kaldırdım diyeceksin. İhaleyi açacaksın, telefondan bile adam ihaleye girecek. Banka tüm evraklarını hazırlayacak. Artık teknoloji çağı zaten. E madem taşeron bunu yapabiliyor kardeşim, en alt taşeron. Maliyeti bunun 200 milyon. Niye devletten 1 milyar çıkıyor? E bu para nereye gidiyor? Şimdi bu para sizde kalınca asgari ücret kaç lira? 2,5. 10 bin lira para olacak. Her yer para olacak tabii. Devletin parasından çok dışarı çıkıyor. Ama bak akdimiz var. Beni de, peki siz benim için ne yapacaksınız? Tamam, onu anlatacağım. Namuslu gazeteciler var ya, ben boşa konuşmam. Bir şey konuşuyorsam bana inanın. Beni size, sizi de başkasına mahcup etmem. Diyorlar ya, ya Sedat Peker'den dediği doğru çıkmaya başladı. Lan bir tanesi yanlış çıksın elimi keseceğim diyorum. Da anlamıyor musunuz? Siz gazeteci, şimdi bir korku iklimi var ya, kırıldı gerçi de. O korku iklimini aşmak için gazetecilere cesaret vermeniz. Namuslu olanlar, öbürlerini salla. Onlara cesaret verin. Siz onlara cesaret verince muhalefet partilerinin içinde böyle atarlı yürekli tipler var. Onlara da coşkuyu verince baskıyı kurun, oy vermeyiz. Hop bir gidecekler. İktidar keşke açsaydı. Açmıyor ya. Açmasına gerek kalmayacak. Bütün her şey tık 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 ortaya çıkacak. Mesela ne dedik? Bütün hepsi ortaya çıkmaya başladı. Engin Sigorta, Süleyman diyordu ya, ben o poliçe sesini çok seviyorum, uyuyorum sesli sili. Lan şirketin %5700 büyümüş, 57 kat büyümüş. Ulan dünyanın neresinde böyle bir şey var? O poliçenin sesine ben de uyurum. Herkes uyur. Ben devletin aleyhine ne söyledim lan? Hırsızlık yapanları söyle çıkmış. Ya Sayın Başbakan, senin oğlunu korumana gerek yok ki. Neden? Adam 15 senede kaç milyar dolarlık serbest yapmış, servet. Biz sadece Hollanda'daki ayağını biliyoruz. Hollanda devleti açıkladı diye. Diğer ülkelerde kaç milyar dolar daha vardı? Evet. Ya bu adam süper dahi olmasa 10 senede 3-5 milyar doları nasıl kazansın? Millet 3000 dolar kazanan bir adam 3 milyar dolar kazanmış ya. Ya bıraksana çocuğun seni gerizekalı mı? O konuşsun. İşte böyle yapınca şaibe büyüyor, herkes inanıyor. Yok kit getirmiş. Hele o düşkün Abdülkadir. Düşkün Abdülkadir. Düşkün Abdülkadir. Düşkün Abdülkadir. Yok sen de gerçekten delisin. Ya hangi gurursuz, hangi onursuz, hangi aşağılık, hangi pislik bir insan 150 kiloluk bir adam Venezuela'ya kit getirirken Cumhuriyet Gazetesi gümrük kayıtlarını patlattı, kit gitmemiş, torbayla getirdi lan. Bu nasıl bir onursuzluk lan? Bunu kim diyebilir lan? Bak Neyzen Baba sen, senin gibi gazeteciler, çakmalar, düşkünler, bir de o sahte yorumcular var ya. Lan hiç utanmadın mı onu yazarken ya? İnsanlığın bittiği, onurun, şerefin, her şeyin bittiği, öldüğü an lan sen şerefi, onuru öldürdün lan. Ulan bunu yaz deyip kafana gülle vursalar, ulan yazmam. Yalan da bu kadar yalak değilim demen lazım lan senin. Ulan bir kendinize gelin, insanlığınızı kaybetmişsin. Lan ben suç örgütüyüm. Tamam. Ulan siz insan değilsiniz. 150 kiloluk adam pazar filesi.
Bir de diyor, bu da diyor, MİT gelir kafasına sıkar. Al silüğü gel. O tartışmacılar var ya, çoğu da eski asker. Abi, size biriz benden, yiyen gelsin. Yok, MİT gelecekti. Ya kıymetli dostlarım, parayla adam öldüren kiralık gruplar var uluslararası. Onlarla görüşüyorlar ya. Bir Arnavut, bir Sırp grup onlarla görüştüler, bir de Rus. Ulan biz düşmanlarımıza bile böyle mert davrandık. Ulan kahpesiniz siz. Adam değilsiniz ulan siz. Kendimi uyandırdınız da. Bir de kardeşim şey var. Ümmetin lideriyiz, ümmetin lideriyiz. Filistin'de o olaylar olduğunda A Haber yayın yapıyor biliyorsunuz. Bana çok sallıyor ya o haber. Ya sahtekar diyor ki Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterileri. Ya orada Araplar bağırıyor. Tayyip neredesin? Bize yardım edeceğim dedin, bize şey yaptın. Niye gelmiyorsun diye. Adamlar hakaret ediyor ya. Hiç utanmak var mı bunlarda? Bizi kandırdın diyor adam. Bu da diyor Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisi. Ulan sizin namusunuz bu kadar lan. Siz adam değilsiniz. Sizin namusunuz başınız kadar. Bir de kıymetli kardeşlerim, sağcıların tarzı sağ hükümet geldiğinde dikkat edin. Din elden gidiyor, vatan elden gidiyor. Bu sesi duydunuz mu hemen arkaya bakın. Arkada bir film var. Solcular geldiğinde de temiz toplum bağırsakları temizliyor. Tak arkaya. Sistem hiç değişmez. İnsanın üzerine kurulan sistemde hep çarmak vardır. Siz, ben size tüm hırsızlıkları anlattıktan sonra öyle bir sistem tarif edeceğim ki ben dahil o sistemin içine girip bir şey çalmak istesem çalamayacağım. Bizim akdimiz bu. Ben aslında onu tamamlayacağım sizin desteğinizle. Siz de bir daha kimsenin çalamayacağı bir ülkeye, devlete sahip olacaksınız. Ya Balkanlarda madem artık bana ajan dediniz, artık hey koy daha neler edeceğim size. Ya Balkanları köy köy gezdim. Şu an bizim Balkanlarda yardım ettiğimiz, temas halinde olduğumuz Makedonya'da ırkçı parti var. Müslüman kadınlara tecavüz eden, öldürenlerin devamı olan parti. Evet. Ve diğer bütün Müslüman gruplar kırgın biliyor musunuz? Tikan'ın şeyleri yardımı durdu diye. Bir de sırf bana yardım ediyoruz. Ya adamlar bana diyordu ki ya reis, bunlar bizi öldürdü, tecavüz etti. Bize yardım kesildi, hep Sırbistan'a yatırım. Bir de ırkçı şeylerle. Açın internetten bakın. Dediklerim doğru bir yalan. Balkanlar artık ümmetin lideri diye bizi kabul etmiyor. Araplar zaten tamamen yanlış politikalardan düşman oldular. Uzak Doğu Asya'daki Müslümanlar da kibirli buluyor. Bir Azerbaycan kalmıştı. Bizim sizin beşli çete dediğiniz Azerbaycan'da tüm otoyol ihalelerinin anlaşmasını yaptılar. Piyango işini kim aldı biliyor musun? Pablo göre. Ulan Türkiye'yi yediniz ki de Azerbaycan'ı. Orada arkadaşlarınız varsa arayın, sorun, konuşun. Adamlar ne diyorlar biliyor musun? Ya siz kardeş kardeş dediniz, yardıma geldiniz. Burada her şeyi aldınız diyorlar ya. Artık konuşacağız. Belayı buldunuz. Size oy toplamak için günlerce her gece yemin ettirirdim oy ver diye. Yalvarırdı abi, yemin ettirme, vermeyeceğim. Annene babana da verdikçen diye yemin ettirirdi. Günlerce uyumazdı. Şimdi tam zıttı da yapacağım. Bana acan ettiniz lan siz. Belayı buldunuz. Ölümüm tek kurtuluşunuz. Allah'a emin olsun. Size başka kurtuluş yok. Tek kurtuluşunuz ölümüm. Azerbaycanlılar öyle diyor, tanıdıklarınız varsa. Oradaki yönetimden korkup bana söylüyorlar, dostlara söylüyorlar ama artık homurdanma başlamış. Aynı buradaki gibi her yeri aldılar. Öyle anlaşmalar tamam. Artık Azerbaycan da bize ümmetin lideri demeyecek. Ümmetin gaspçısı diye bizi anmaya başlarlarsa şaşırma.
Mehmet Akif Ersoy'un Safahat'ında bir şiiri vardır. Şöyle der. Müslümanlık nerede? Bir de bizden geçmiş insanlık bile. Maksat alem aldatmaksa aldanan yok diyor nafile. Kendimiz çalıyoruz, kendimiz söylüyoruz. Sülünün şirketi %5700 büyümüş. Türkiye %7 büyümüş. Ama file aldığında biraz daha böyle giderse bir file bir asgari ücrete dolacak. Dünyada biz böyleyiz, böyleyiz. İntihar ediyor insanlar açlıktan. Ben de ajan. Kahve değilim. Çok şükür. Kahve kursağında da büyümedim çok şükür. Göreceğiz lan. Göreceğiz lan. Dostlar, geldi şimdi bizim Pamukören'e. Tekrardan söylüyorum. Bu önemli. Biraz önce anlattığım da önemli. Hukuken de bunun bir tanımı bir yere oturtulabilir. Yok şudur, yok budur falandır diye. Süleyman'la ilgili bölüme lütfen odaklanın. Ama bunlar da önemli. Bunların da takipçisi. Özellikle şu an anlatacağım şeyin takipçisi olun. Güvendiğiniz böyle tarafsız yazarlara mutlaka muhalefet partisinde güvenilir insanlara baskı kurun. Şimdi bizim bu Pamukören var ya. Şimdi biz gazeteyi bastık. Aydın Doğan tabii kargaşalardan korktu yavrum verdi yerleri. 750 milyon dolar aslında bir tanesi o kadar para ederdi. CNN, Kanal D, Hürriyet, Bildet, Kıltı hepsini aldım. Bu 750 milyon doları Ziraat Bankası verdi. Ziraat Bankası kimin? Devleti. Devlet kimin? Milleti. Yani sizin. Yani siz patronusunuz, siz vergisini veriyorsunuz ya. Devletin çarkı öyle işliyor. O da devletin bir kurumu. Şimdi bu devletten 750 milyon dolar kredi aldı. Kaç sene önce? Bu 750 milyon doların hiçbirini ödemedi biliyor musunuz bu sahtekar? Ya ana parayı bırak faizlerini bile ödemedi. Yani siz şimdi teknik olarak oraya gitseniz, açar kapıyı deseniz, öyle bir şey yapmayın da, çıkın lan buradan deseniz. Parasını vermeden malın sahibi nasıl oluyor lan? Bizim vergi, bizim burası, bizim paramız. Sahtekar gelmişsin burada oturuyorsun, kaç senedir para vermiyorsun. Ama bak, o sene 10 milyon tane bu ülkede çiftçi var. Bütün hepsine toplam verdikleri kredi ancak o kadar biliyor musunuz? Evet. Çiftçi kredisini ödemeyince traktörünü haciz ediyorlar. Bizim kanaldayı haciz eden var mı hiç duydunuz mu? Yok. Yok daha. Ya Hürriyet'i duydunuz mu hacize gidi? Ödemedi parasını. Ya parasız mal olur mu? Lan faizini ödemediler. Gayrimeşrutta bir laf vardır. Harama hile karıştırılmaz diye. Anlamı şu lan. Zaten yaptığımız iş haram, bir de hile karıştırmayalım. Lan bunlar gayrimeşrutçu suç örgütlerinden de namussuz. Yaptıkları her iş haram. Evde hile var. Bu tartışmacılar var ya, bunların televizyonda çıkan. Sahtekar bunu. Namussuzlar var ya. Oraya çıkıyorlar, bunlara fedailik yapıyorlar ya. Bir de yavrum bir iki tane sessiz muhalefet çağırıyorlar. Bir İsmail Saymaz böyle biraz atarlı. Bir iki tane daha var. Geri kalan yavrum hepsi sakin adamlar. Bunlar yağdırıyor orada. Şöyle oldu, böyle oldu, falan oldu, filan oldu. Bunların hepsi var ya, bu sahtekarlara da pene veriyorlar biliyor musunuz? Ya da akrabalarını devletten kadro veriyorlar. Yani sistemin içinden beslenen asalaklar. Ben size anlattığımda siz bunlardan da kurtulacaksınız. Bunların hepsi blok. Sizin kuracağınız yeni ülkede bunlar asla olmamalı. Yoksa çünkü zincirleme gidiyor iğrençlik. Tabii şimdi bu 750 milyonu, burası daha enteresan. Ödenmesi için tabi faizlerle milyarı geçti milyar dolar. Ülkede para yok. Nasıl olsun kuralarda paralar. Şimdi bunu ödetmek için ne yapıyorlar? Bunu hemen baskılayın. Hemen gazetecileri şeylere baskı kurun. Kemerburgaz'da
Göktürk denen yerde Kemertopdi diye bir yer var. Orada bir arsayı belirlediler, bu yavruyunun üzerine yapacaklar. Ya bunlar o televizyon falan onun değil, emanetçi. Serhat'la Berat yönetiyor. Kanal D hepsi. Sabah grubu da aynı. Aynı. O da havuz oluşturup aldılar ya, satın aldı. O da öyle. Böyle kişiliksiz zenginlerin üzerine yapıyorlar sadece, maymun gibi yat kal. Evet. Görüşe ajanım he ben. Sizin var ya. Göreceksiniz lan siz. O Kemerkant'taki yeri imara açacaklar. Yani o arsa kimin? Gene halkı. İmara açınca tarla olarak verecekler. Hani Süleyman'ın var ya Ankara'daki akrabası, o işleri yapıyor. Hop bir imar artışı. 10 milyonluk yer 1 milyarlık oluyor. Üzerine kulübe koyamadığın yere 100 katlı binalar dikiyorsun tonton. Artık siz de alıştınız, ben farkındayım. Böyle dinliyorsunuz ya. O kadar çok böyle şey duyuyorsun. Ama bu benim anlattıklarım masal değil. Ziraat Bankası'na sorun. Demirören aldığı kredinin parasını vermiş mi? Kanal D'nin, CNN'in, Hürriyet'in sahibi sizsiniz. Ve sizi kandırmak için oraya tartışmacı diye, gazeteci diye şerefsizleri çıkarıyorlar. Onlar şerefsiz. Primciler. Sahtekar onlar, sözde gazeteci. Namuslular baş tacı. Ulan siz de pislik insanlarsınız. Aşağılıksınız lan. Ulan bir de utanmadan televizyonlara gidip şu hırsız operasyon yapıldı, şu gasp şey, şu... Ulan siz hepsinden de aşağılıksınız lan siz. Allah belanızı versin lan sizi. Ulan insanlar güveniyor, sizi dinliyor, inanıyorlar ve bir ulusu manipüle ediyorsunuz ulan hırsız. Ne anlatacağım şimdi? Kıymetli kardeşlerim, Bodrum'da Paramount Otel var. Sahibi kim? Sezgin Baran Korkmaz. Bu arkadaş Türkiye'de de aranıyor, Amerika'da da. Türkiye ayrı arıyor, Amerika ayrı arıyor. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde kimler var? Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Ankara. Hani İçişleri Bakanlığı'nın koyduğu yasakları kaldıran bakan var ya o. Ya bu abi o kadar rahat bir adam ki 0x5'le görevine gidip geliyor. Devlet bunlara Opel veriyor. Opel veya Passat. Yani hiç kim ne der diye kaç milyon arabayla işe gidip geliyor. Artık sınırları aşmışlar. Güç zehirlenmesi böyle bir şey. Ya beynin artık önemsemiyor çünkü. Her yer onlarda. Yapılanmayı biliyor. Tayyip abi niye alamıyor bunu? Onu da anlatacağım. Başka bunun eski koruma, kendi korumasıydı, onu koruma daire başkanı yaptı. Kim? Ekrem Güler. Kim? O Silivri'deki genç emniyet müdürünü intihar etmesine vesile olan canavar, hain. Evet, gencecik çocuğu öldürdü. Bunalıma soktu, baskı baskı yaptı, en son kafasına sıktı çocuk. Şu an konumuz o değil, oraya geleceğiz. Veysi Ateş. Tatil ekibinde. Bunlar tatili de beraber yapıyorlar, kesmeyi de beraber kesiyorlar. Resul Hor olaya sonradan dahil olacak. Şimdi bunlar tatil ekibi. Şimdi bunlar bir de Muğla Emniyet Müdürü. Marina Yarıkalamak vardı ya, el koyulan. Aynı yer. Dikkat edin, hep el koyma operasyonları Muğla'da oluyor. Şimdi de otele el koyuyorlar. Bak Sezgin Baran Korkmaz. En son Mübariz de öyle demişti. Ya sendeki belgeler demişti. Benim şirketim ama bende yok. Bende var kardeşim. Sakın onlarla anlaşayım, işte şirinlik yapayım, onları kurtaracak şey deyip inan patlatırım, rezil olursun. Müşterinin portföyünün tamamı bende. Hangi hakimler, savcılar.
Lan siz aranan adamın otelinde ve bu adamın arandığını dünya biliyor, herkes biliyor. Ne işiniz bu? Hani lan faturalarınız? Suitoda kalıyorsunuz, her biri 500 euro. 10 gün kalınca 5000, yan ekstralarla 10.000. 100.000 lira yapar. Lan sizin maaşınız kaç lira? Hani fatura? Aranan adamın otelinde Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, İl Emniyet Müdürü. Anlatacağım bu değil. Bu bile suç aslında. Bu da suç da. Artık bunları biz saymıyoruz. Bunlar hediyede de olsun. Bu koruma daire başkanı neden yapıyor biliyor musunuz? Türkiye'de en önemli insanların yanında koruma polisi var. En önemli kişilerin yanına polislerini koydu. Kıbrıs'taki o kayıt yapıyordu ya, bu da polislerini yaptırdı. Allah aşkına bizde sıkıntı yok. Neden alamıyor diyorlar ya, şimdi İş Bankası'na, Ekrem'i emniyetten ayırdı, İş Bankası'na soktu. Ya emniyet müdürünün İş Bankası'nda ne işi olur? Parasını ödeyemeyen, İş Bankası'na kalanlar var ya, büyük oteller, büyük araziler, yavrum girdi otelin içine, şimdi orayı operasyon. İş Bankası'nın yönetimini de aynı şekilde. FETÖ soruşturması var, CİMER'e bir mektup, savcılıktan bir kağıt gösteriyorlar, terör mücadele savcılığı, o adamın aklı çıkıyor, karın aklında da var, adam ne derlerse tamam efendim. Ya koskoca masanın başkanını kendine böyle köle yaptı biliyor musun? Kanun hakkında eşi avukat, FETÖ soruşturması var, CİMER ihbarı, o Ankara'daki genel müdür, Sadık Soylu köle gibi kullanıyor ya. Hikaye bunun üstüne. Ancak şimdi ben böyle anlatınca kafanızda bu FETÖ işleri, bakın ölümlü kalımlı dünya, ölürüz kalırız ama bana inandıysanız şunu asla unutmayın. Bunlar var ya, FETÖ'nün yanında leblebi çekirdek. Bunlar aklımız almaz diyorum kardeşim. Bunlar dünyanın en kibar görüntülü, en canavar varlıkları. Sakın ölümlü dünya, ölür kalırız. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Sakın. Bunlar görüyorsunuz iki tane şahmat Mehmet darbada. Bu darbukadır. Onlara gücünüz yetmez. Bir kere Allah yardım etti. Kurtuldu ülke onlardan. Kısmen devam ediyor. Ve bunlar gibi iğrençlerin yüzünden, namussuzların yüzünden insanların o soruşturmalara inancı kalmadı biliyor musunuz? Yeni nesil inanmıyor FETÖ soruşturmalarına ama var. Yaşadım. Canavarlıklarını yaşadım. Ülkeyi mahvettiler. Listesi bende. Tek tek anlatacağım buradan hepsini. Ajane! Ulan namussuzlar, ben devletin aleyhine ne söyledim lan? Lan kahvesiniz siz lan! Bir tane sivil kuruluş, ulan oradan yapılan bizim askerimiz orada şehit oluyor. Niye lan Türkiye'ye hiçbir para gelmiyor orada? He? Niye? Şerefsiz! Hırsızı savunuyorsunuz lan! Hırsızlık yapanı savunuyorsunuz! Ne kadar beyinleriyle Cumhurbaşkanı olup ülke yönetmeye kalktılar.